Gelin efendiler, gelin. Ben de sizlerden alacağım silah paralarını hesaplıyordum. Paraya olan saygınız biraz ürkütücü. Parayı sevmeyen adam ölü adamdır. Korkacaksanız ölülerden korkun. Mahmut Paşa vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Osmanlı afiyelerini evi gözlemek için görevlendirmiş. Yani sadrazam buluşma yerine gelecek. İş tamamsa tek sıkıntımız patlayıcılar kaldı. Patlayıcılar burada. Altında. Şaka yapıyorsunuz Bay Zaharov. İşte bunlar 2 metrelik çukur açacak büyüklükte. Ben bu mühimmatla sadrazamı semaya kadar uçururum herhalde. Senin hayal gücün açık İrem. Belki de seni sevebilirim. Siz yeter ki beni sevin Bay Zaharov. Ben sevincimden semaya uçarım. Patlatmanıza gerek kalmaz. Senin semaya uçman pek herkesi ilgilendirmez Sinan. Ama sadrazamın ölmesi dünyayı yerinden oynatır. Ve İngilizler gemileriyle payitahta girer. Düşüncesi bile heyecan verici. İrem, sen artık yeri ve zamanı bildir onlara. O iş tamam. Yalnız bu sefer bombayı Bay Herzl patlatsın. Ne cüretle böyle bir şey söylüyorsun? İrem haklı Bay Herzl. Hakiki bir heyecan istiyorsan tasavvurlarla yitirmeyeceksin. İstanbul'da silahlar, bombalar patlayacak. Sen öyle geri planda arkada kalma. Biz Ermeni devleti kurmak istiyoruz, silaha sarılıyoruz. Siz Siyonist İsrail devleti kurmak istiyorsunuz. Lakin bunun için bize sarılıyorsunuz. Öldürmek, ölüm emri vermekten daha keyiflidir Bay Herzl. Sen çocukların başından ayrılma İrem. Patlama sesini duyunca çantalarına bombaları koy, mekteplerine götürsünler. Şenlik büyük olacak Bay Zaharov. Merak etmeyin. Halil Paşa,
Buyurun hünkârım. O Ermeni çocuklarını kaçıran alçakla müzakere işini siz yürüteceksiniz. Bu vazifeyi Osman Paşa'ya tevdi etmiştiniz. Onun saatinde bir sıkıntı mı var hünkârım? Saatinde bir sıkıntı yok. Lakin müzakereyi sizin yürütmeniz daha münasiptir. Emredersiniz hünkârım. Mahmut Paşa. Müzakereye Halil Paşa ile birlikte siz de gideceksiniz. Ben mi? Neden hünkârım? Keferenin dilinden iyi anlarsınız Mahmut Paşa. Hem devlet meselelerinden daha mühim bir işiniz yoktur diye umuyorum. Tabii ki hünkârım. Elbette. Ne dedi bekçi? Yakın zamanda buraya gömülen biri olmamış. Lakin bir arkadaşı varmış İmam Efendi. Ondan yardım istemiş. Kulaksız tarafına kimsesiz birini gömmüşler. Samir'in cesedini bulduğumuzda ne olacak biliyor musun Sabahattin? Bu arkamızdaki gençlik çoğalacak, çoğalacak. Ve istibdat setini yıkmak için kocaman bir sel olacak. Sabahattin. Siz sandığımdan daha da cevval çıktınız. Muhterem pederiniz Mahmut Paşa'yı bilirim. Ama siz şimdiden arşın arşın geçmişsiniz. Eğer bir fikriniz varsa Bay Karaso, onu fiile dökmeden asla muvaffak olamazsınız. Biz yalnızca ölü bir bedeni aramıyoruz Sabahattin. Bir fikrin fitilini ateşleyecek, sokakları hürriyet aleviyle tutuşturacak kıvılcımı arıyoruz. Samir'in cesedi, İşte o kıvılcım. Hadi gidelim o zaman. Hadi arkadaşlar, gidiyoruz. Ömer gelmedi hala. Ömer öyledir. Bir işe başladım bitirmeden bırakmaz. Zasiye teyzemle çok beklerdik onu. Alıştım ben. Hep beklerim. Ama ben bekleyemem. Nereye gidiyorsun? Kardeşimin mezarını bulmaya. Gerçi nerede olduğunu bilmiyorum ama. Mahallenin mezarına gömmüşlerdir herhalde. Ama Ömer dışarı çıkmamanı söylemişti. Hayırdır? Ne beklersin burada? Seni beklerim Ömer abi. Dükkanı açarken bunu buldum kapıda. Ne yazıyor kardeş? Sultana söyle. Göndereceği paşayı Gülhane Parkı'nda bekliyoruz. Saat 8'de. Ömer nereye? Nereye gitti Melike? Kardeşinin mezarına. İyi de bilmiyor ki nereye gömüldüğünü. Ben söyledim bizim mezarlıktadır diye. Zeynep ben sana seni bırakma demedim mi? Ömer Efendi. Hünkârımız haber bekler. Ne vakittir şöyle oturup da bir güzel hasbihal edemedik Bidar kadın. Gelinimizin çeyizini de gönderdiniz.
Pek memnun olduk. Elbette ki. Görevimiz Seniha Sultan. İnşallah şehzademle Sabahattin'in düğünlerini de bir arada yaparız. İnşallah. İnşallah. Da ben bir şeyler duydum yalnız Bidar Kadın. Şehzademizle alakalı. Nişanı atacakmış diye duydum. İnşallah yalan malumattır. Ay aman hünkârımız da duymasın şimdi. Hiç sevmez böyle şeyleri. Hem Pakize kızımız ne kadar da nazik, güzel ve hanedanımıza yaraşır bir gelin. Öyle değil mi? Siz yanlış malumat edinmişsiniz Seniha Sultan. Tabii canım. Zaten en doğru malumatlar hep size gelir. Ben size daha güzel haberler vereyim. Hünkârımız Naime kızımızı da evlendirmeyi murat edindiler. Yakışır bir damat isterler. Ben de Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa'yı pek münasip gördüm Naime'me. Ama... Aması yok Seniha Sultan. İzdivaç kaderin en kalın çizgisidir. Eğer hangi anadan babadan dünyaya geleceğimiz kaderse... ...kimin kimle evleneceği de kader. Tabii, öyledir. Ayrıca benim de kulağıma bir takım şeyler geldi Seniha Sultan. Sabahattin Makbule kızımızı istemezmiş. Makbule kızımıza yazık olmasın. İsterseniz kızımızı haremimize geri gönderin. Kaderi daha fazla zorlamanın bir manası yok. Şehzadenizden. Burhanettin Efendi hediye bırakmış. Hem de zabıta romanı. Ahmet Mithat Efendi. Esrarı cinayet. Burhanettin Efendimiz'de cihanı titreten dedelerimin fıtratı var paşa. Maşallah. Dedelerinizden ziyade sizin fıtratınız daha tesirli hünkâr. Ömer Efendi. Şehzadem. Artık buralarda boşa dolaşmayın. Lüzumu yok. Başlayın şehzadem, anlayamadım. Ah sen. Gitti. Hani onun peşinden saraya gelirdiniz ya. Ahsen Hanım Ömer'in evindedir şehzade. Merak buyurmayın. Hünkârımız onun kendi isteğiyle saraya dönmesini bekliyor. Gel. Bir havadis var mı evladım? Hiram temasa geçti. Bunu göndermiş. Gülhane bahçesinde bekliyorlarmış saat 8'de. Sadrazam Paşa yalnız gidecek. Yanında asker olmayacak. Sadece müzakere için gidecek. Ama siz ikiniz onu uzaktan takip edeceksiniz. Asla fark edilecek kadar yaklaşmayacaksınız. Emredersiniz. Sadrazam Paşa zaten arabada yalnız olmayacak.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde şehrin yeraltı haritalarını bize bıraktı. Sultanın bu kıymetli emanetine asırlarca gözümüz gibi baktık. Fatih'i sever gibi konuşuyorsunuz. Bizim kilisemizin kurulmasına o izin verdi. Fatih'in neden kilisenin kurulmasına izin verdiğini pekala hepimiz biliyoruz. Hristiyanları bölmek için. Ama cahil halkımız bunu anlamadı. Ermeniler yüzyıllarca Osmanlılara sadık kaldı. Artık hepimizin beraber olması gerekiyor Patrik Efendi. O haritayı bana verin. Ayasofya'ya tünellerden gireceğiz ve tepesine haçı dikeceğiz. Müslümanlar sabah uyanıp haçı gördüklerinde bir çığlık koparacaklar. Ermeni, Rum fark etmez. Bütün komşularına saldıracaklar. Hepimizin de istediği bu değil mi? Hadi uzatmayın da haritayı verin bana. Ve sabah Sultan Abdülhamit'in tahtının çadırda işini duyuyor. Nasıl iştir bu? Payitaht yanar, saray yanar. Bu iş kapanmaz. Masum yavrucakları öldürüyorlar. Dayansanız da sarayın kapısına. Silahınız, sopanız, taşınız yoksa onurunuz da mı yok sizin? Erkek değil misiniz siz? Haklısın. Sultanın yaşaması para var. Hiram Efendi'nin dediği gibi, şimdi her şey keyifli olacak sizin için. Ölüm emri vermek ve öldürmek arasında bir fark yok. Tecrübe etmeden anlayamazsınız. Ben sadece İsrail Devleti için üzülürüm ya da sevinirim. Benim için başka bir his yok. Siyonistler ilkeli adamlar. Keşke Ermeniler de sizin gibi olsa. Devletleri için başka fikirleri olmasa. Sadece tanrıları ve devletleri. İsrail hudutları dışında kalan tanrı bile bizim için düşman saflığındadır. Hünkar. Buyur evladım. Gel bakalım Onik Efendi. Yalvar yakar olmuşsun bizimle görüşmek için. Hayırdır? Hünkârım, kilisedeydim. Size dua ediyordum. Bu gece Ayasofya'ya haç dikeceklermiş. Yer altından gireceklermiş. Acıdı mı canım? Aferin. Ermeni milleti için çok mühim bir iş yapıyorsunuz. İleride adınızdan güzel sözlerle bahsedecekler. Şimdi bu çantaları kesinlikle açmıyorsunuz. Anladınız mı? Okula vardığınızda
bunları alacaklar sizden. Mektebe ne zaman geri döneceğiz? Merak etme. Sadrazam gelsin, hepinizi bırakacağım. Hazır mısınız? Hünkârım, getiriyorum. Hünkârım, Ayasofya'ya giden tünellerin haritaları. Nuri Osmaniye tarafı. Burada su var, tercih etmezler. Sarayburnu tarafından girecekler. Gülhane'nin altından geçip Ayasofya'ya çıkacaklar. Hünkârım, asker gönderseydik. Paşa, Ayasofya deden Fatih'in emanetidir. Devletindir, milletindir, tüm Müslümanlarındır. Lakin muhafazası Osmanlı Sultanı'na borçtur. Kemalettin'e gelsin. Emredersiniz hünkâr. Ah paşa. Eğer Ayasofya'nın üzerindeki hilalin gölgesi silinir de bu millet o hilali oraya dikmek için didinmezse, vay o milletin haline. Vay o milletin ahiretine. Allah muhafaza. Sadrazamın arabada olduğundan emin olmalıyız. Yanlış adam öldürürsek sonra telafisi olmaz. İstikbalde iki komşu devlet görüyorum. Ermeniler ve Yahudiler. Sınırları yan yana. Ha, sizin bizim taraflara kadar gelmek gibi bir düşünceniz var yani, öyle mi? Tabii ki. Sınırlarımız oldukça geniştir. Yan yana gelince İngilizler bizi de kapıştırır. Neden öyle düşünüyorsun? İngilizlerin işi bu. Tüm dünyaya harp satmak. O İngilizlerin işi değil. İngilizleri idare edenler Yahudi iş adamları. Ve biz de buna global monarşi diyoruz. Hatta şu an içinde bulunduğumuz durum da tamamen global monarşiyi alakadar ediyor. Bu taşıdığınız İki tahta parçası değildir. İsa Efendimiz'in asıldığı çarmıh da değildir sadece. Bu iki tahta parçası bir araya geldiğinde Hristiyanları uyandıracak bir silahtır. Bir bombadır. Ve patlayacaktır. Bize savaş gereklidir. Savaş, çürümüşlüğün batağında ruh acılarımızla otururken soluduğumuz o zehirli havayı kan kokusuyla temizleyecektir. Ve işte Ayasofya'nın tepesine dikeceğiniz bu haç bize Hristiyanlığımızı hatırlatacaktır. İstanbul'da kan dökülecek. Ve nihayetinde İngiliz gemileri zalim sultanı tahtından indirmek için payitahta demir atacak. İslam halifesinin payitahtında en büyük mabetlerden olan Ayasofya'nın tepesine bu haçı diktiğinizde tarih sizi yeni bir çağı açanlar olarak anacak. Yeni çağın havarileri. Yolunuz açık olsun. Amin. Amin. Zorba. Bu haritada yer altından Ayasofya'ya giden yollar işaretli. Hayırdır paşam? Bu telaşınız neden? Paşam. Ne telaşı? Telaştan değil de sadrazamım. Neticede bir vazifeye gidiyoruz.
Yani bir musibet gelmesin başımıza diye etrafı kolaçan ediyorum. Merak etmeyin. Bizi pazarlık için çağırıyorlarsa canımızdan eminiz. Eminiz, eminiz. Çok eminiz. Ya sadrazamım, ben gelmesem. Hünkârımızın emri. Beraber gideceğiz. Yalnız siz arabadan inmeyeceksiniz. Kerop, bu mekanizma tamam mı? Tamamdır Bay Harizan. Endişe etmeyin. Sadrazam öldüğünde bütün endişelerim geçecek. Muazzam olacak. Temennimiz bu. Manşetleri hayal edebiliyor musun? Onu hayal etmek sizin göreviniz. Ne de olsa vazifeniz. Koskoca Osmanlı sadrazamını bile koruyamıyor. Hasta adamın sadrazamı da öldü. Halkın can güvenliği yok. Kızıl Sultan'a dur denmediği sürece dünya tersine dönecek. Kardeşlerim, o tabutta yatan Samir değil, biziz. Ölen umut, ölen hürriyet, ölen yürek, ölen vicdan, ölen merhamet. Zalime ölüm, zalime ölüm. Yazı yazanın kalemini kıran zalim devlete baş mı eğeceğiz, baş mı vereceğiz yoksa baş mı kaldıracağız? Baş kaldıracağız, baş olacağız. Kardeşlerim, öleceksek ölelim. Yeter ki zalimin karşısına çıktığımız gün ölelim. Var mısınız? Samir'in cenaze namazını hür bir payitahta kılmaya. Varız, varız. Var mısınız? Samir'i öldüren kanlı sultandan intikam almaya. Sonuna kadar varız. Hadi kardeşlerim. Durun. O sırtladığınız benim kardeşim. Ayasofya Müslümanların bileğinin hakkıdır. Neden Fatih'in vakfıdır, zinhar veremeyiz. Hünkârım, ne murat ederler Ayasofya'ya haç dikerek? Sanki ertesi sabah indiremeyecek miyiz? Bir saat içinde indiririz, yerle bir ederiz. Lakin kan meselesine girişmişler. Müslümanların Ayasofya'da hilalden başka bir şeye tahammülü olmadığını bilirler. Müslümanları Rumların üstüne salmak isterler. Hünkârım, kafirler boş durmaz, habire bizle uğraşır. Yalnız kafir olsa iyi. Sultan Orhan'ı bilmez misiniz? Bizans orduları sınıfında yeni Fatih Sultan Mehmet'e karşı savaşan. Kimileri Fatih olur, İslam'ın nişanı gibi parlar. Kimileri kafir ordularında saf tutar. Sadrazamım, çok sıcak oldu. Ben şu camı biraz açayım mı? Ne lüzum var paşam? Açmayayım mı? Açma. Açmayayım. Size de sıcak gelmedi mi? Hayır, gelmedi. Sadrazamım, bana çok sıcak geldi. Ben şu camı açayım. Karşımıza biri çıkarsa. Buradan geriye dönmek yok ağalar. Çıkarın saldırmalı. Bomba. Hipi topu 2 metrelik bir çukur açıyor. Ama bu çukurun içine koca Osmanlı sadrazamıyla birlikte düşebiliyor. Çapına bakmamak lazım.
Medeniyet çukuru bu. Düşen kurtulamaz. Bütün Osmanlı ellerimin altında. İsrail'e dokunuyor gibiyim. Bu haçı dikince Müslümanların rüyası kabusa dönecek. Dur! Peygamber Efendimiz'in bize müjdelediği payitahtı İstanbul'un muhafızı bizzat benim. Beni çiğnemeden rüyamızı kabusa çeviremezsiniz. Ağaç parçası taşımıyoruz. Kutsalımızdır omuzlarımızdaki. Bizi kimse durduramaz. Bu haç bugün Ayasofya'ya dikilecek. Bilin ki karşımıza çıkan ecelinin karşısına çıkar. Halife Abdülhamit. Herkes dikkatli olsun. Patlama çok şiddetli olacak. Zormuş. Öldürmek, ölüm emri vermekten zormuş. Sadrazam öldürerek mi tarihe geçeceksin Theodor? Yoksa İsrail devletini kurarak mı? Bu barut, bu demir, bu... Bunlar sana yakışmıyor. Yap. İlk ve son kez. Öldür. Sara. Sara hele ya. Arvus'a. Tekrar rüya gördüren kadın. Kardeş, sadrazamın yolundan geldi silah sesleri. Suikast. Canımıza kastettiler sadrazamı. Gel. Çek elini. Ya ne yapıyorsun? Bırak, bırak kadını. Sadrazamım, hünkârımız bu kadını canımızı korusun diye yanımıza kattı. Bu kadını görmeleri bırak lazım. Dışarıdakilerin bu kadını görmeleri lazım. İşte uzak iyice baksınlar. Az kalsın hepimizi öldürecekti. Mezar taşımızda şöyle yazacaktı. Sara Hediyan'ın sevgili dostları. Sara. Ne bekliyorsun be adam? Patlatsana bombayı. Sara Hedaya arabanın içinde. Eğer patlatırsak hiçbirimiz sabahı göremeyiz. Hayırdır, yolunuz nereye böyle? Ayasofya. Doğru, bu yol Ayasofya'ya çıkar. Lakin her kim ki elinde haçla gözünü hilale dikmiş yola koyuluyorsa, o yolun sonu onun için ölümdür. Ayasofya İslam'dır. Evvel öyle değildi. Artık aslına dönecek. Haç sallanacak. Sen Yanni değil misin? Ruh kapalı çarşıda kuyumculuk yapan. Vaktiyle müracaat etmiştin ağlayarak. Dükkanım soyuldu. İflas ettim. Ocağınıza düştüm diye. Devlet el uzattı, ferah kavuştum. Şimdi o elinde beş para etmez bıçakla devlete borcunu ödemeye mi geldin? Ya sen, Yorgo Kavafis? Vaktiyle karının karnı da canı da burnundaydı. Evladın sağlıklı doğsun istedik. Payitahttaki en kıymetli hekimleri seferber ettik. Maşallah ikisi de sağlıklı. Peki sen...
Devletimize iki can borcunun yanında kanımızı da mı istersin? Peki sen, Keşiş Efendi, Samatya Rum Kilisesi'ne mensupsun. Kilisenin duvarları yıkılıyordu. Yardım edin dediniz. Tanrı aşkına yardım edin dediniz. Devlet el uzattı, kiliseyi baştan aşağı tamir etti. Peki sen, şimdi o bıçakla Tanrı aşkına bizi öldürmeye mi geldin? Siz üçünüz. Merak edip fotoğrafınızı çektirtmiştim. Sizi oradan bilirim. Lakin herkesi tanıyamam. Nedir meseleniz? Ne istersiniz? Hangi dinden, hangi milletten olursunuz, başınız dara düştüğünde Ali Osman yardımınıza koşmadı mı? Size kol kanat germedi mi? Atalarınız fetih vakti Konstantinopolis'te Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmek isteriz demedi mi? Bunları bile bile dedemin vakfiyesi Ayasofya'ya haç dikebileceğinizi mi sanıyorsunuz? İslam Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmünde adalet vardır. Osmanlı bu adalet üzerine kuruludur. Tebaasına zarar vermez. Hakkını yemez. Dinine karışmaz. Milliyeti yüzünden hor görmez. Namusuna göz dikmez. Ayasofya'nın tepesinde bu adaletin bayrağı dalgalanır. Bayrak hilaldir. O hilale uzanacak el kırılır. Şimdi aklınızı başınıza alın. O bayrağın altında iyilikle yaşayın. Tutuklusunuz. Sizi değil, sizi buraya gönderenleri cezalandırmaktır muradımız. Sizleri buraya gönderenlerin kim olduğunu söylediğinizde serbest kalacaksınız. Asker! Secde edin. Bu tüfek ve bu gözler olmasaydı sarayı öldürüyorduk. Abdülhamit'i her seferinde küçümsüyoruz ama o hep bizden daha iyi bir hamle yapıyor. Gidip şu bomba düzeneğini toparlayın. Geride iz bırakmayalım. Ne oldu? Ne barut kokusu var ne de kan. Patlama da duyulmadı. O arabada sadrazamın hayatından çok daha kıymetli bir can vardı. Sara hediye. Yapmadık. Sendeki vaziyet nedir? Çocukları bıraktım. Güzelce çiçek gibi de süsledim. Hediyeleri de heybelerinde. Bomba gibi oldular. Bence sadrazamı takip edelim ve gittiği yere baskın verelim. Silahla bitirelim işini. Bu mümkün mü? Mesafeden mermi tesir etmez. Yerimizi belli edersin. Ben Yaver'le içeri gireceğim. Siz burada kalın paşa. Olur mu sadrazam? Ben de sizinle geleceğim. Devlet beni bugünler için yetiştirmediyse hangi gün için yetiştirdi? O içeridekiler de bizim çocuklarımız. Ben de geleceğim. Paşam. Tedbir olarak sizin burada bulunmanız daha doğrudur. Bir aksilik olursa arkamızı kollarsınız. Böyle mi diyorsunuz? Gerçi bu keferelerin ne yapacağı belli olmaz ama siz de haklısınız. Peki sadrazam. Siz yine de tedbir elden bırakmayın. Eliniz tetikte olsun. Bir kadın bana ne yapabilir paşam?
Hayırdır kardeş, niye durduk? Şu tarafla bir işler dönüyor. Siz devam edin. Ben kolaçan edip gelirim yanınıza. Sadrazamı gözden kaçırmayın. Ya. Çocuklar. Paşam, paşam, çok korktuk. Korkma yavrum, geldik biz. Sağ salim götüreceğim ben sizi, korkma. Nerede o sizi kaçıran hain? Bizi buraya bıraktı ve kaçtı gitti. Hadi bakalım, ebeveynleriniz sağ olun, toparlanın. Sizi mektebinize teslim edeceğim. Yatakhanelerinize gidin, istirahat edin, uyuyun. Hadi bakalım. Çocuklara iyice bir bak. Yarası beresi olan var mı? Gel. Söğütlü Osman geldi paşam. Hadi çocuklar, toparlanın. Ben sizi götüreceğim. Şimdi ben mi size vurayım, yoksa kendiniz mi halledersiniz? Yanlış anlamayın. Size vurmak istememin tek sebebi inandırıcı olmak. Anlıyorum Sara Hanım. Zaten artık inandırıcı olsun diye böyle giderse ben kendi kendimi öldürmek zorunda kalacağım. Gerek yok. Siz zahmet buyurmayın. Ben kendi kendime hallederim. Varsın, siz dövmüşsünüz gibi bilsinler. Evet, başlıyorum. Kımıldamayın. Çek şunlar. Avranma. Atın silahlarınızı. Düşün önüme. Ateş etme, ateş etme. Ne oldu? Şimdi anlarız. Konuşlar. Kimin uşağısınız oğlum siz? Ne hedefliyorsunuz? Ya konuşursun ya da ahbabın gibi sonsuza kadar susarsın. Tamam, konuşacağım ama beni öldürme. Tertibiniz nedir? Söyle. Baskın. Baskın olacak. Ne baskın lan? Söylesene be adam. Nereye baskın yapacaksınız? Ne oluyor Bay Zaharov? Al köpeğinizi feda edeceğiz. Osman! Sizin adamlardan birini vurdum. Bunu konuşturmaya çalışan adam ağacın arkasında saklanıyor. İnan. Al işini bitir. Hadi gidiyoruz.